ateşin yakmadığı adamı biraz daha takip etmeye değer. İyi mi herkes? Kazım, bir araba bul. Tamam abi. Lanet olsun bu emperyalistlere. Suyun bile tadını bozmuşlar. Motorun gibi tadı var. Abdül Yoldaş, sağ olasın beni kurtardığın için. Yoksa boğulurdum ben burada. Yüzme bilmiyorum da. Çato nerede? Terbiyesiz Çetin. Suyu bulduğumu çıkmak bilmez ki. Çetin! Ulan Çetin! Çato! Çato! Çetin! 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 Tutun şunu! Çetin bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Çetin! Bırakın lan! Belki başka yerden çıkmıştır. Buradan girip başka yerden nasıl çıkar Abdülay? Çetin! Bro! Yapacak bir şey yok! Çetin! Bro! Yürü! Çetin! Çetin gidemezsin! Çetin beni bırakamazsın! Çetin! Bırakın lan! Evin güzelmiş ortak. Devletimiz sağ olsun. Emek ikramiyesiyle aldım. Bırak Abdülay. Abdülay. Geliyor musun? Benim biraz nefes almam lazım. İyi. Evde pansuman yapacak malzeme var mı? Var. Getireyim. Usta bizim oğlan kimdi? Ömer baba da mı? Yok, bizim evde. Ebru yanında, bakıcı kadınla beraber. Hayırdır Memati? Hiç usta. Gerginlik var ya, yumuşasın diye sorayım dedim. Bir de çocuklar hızla büyüyor diyorlar ya usta. Şimdi kendi oğlumuzu tanımayız, manamayız, ayıp olur. Usta bir resmi var mı? Muro. Tamam gözüm. Haber bekliyorum senden.
Ne olmuş canım? Başkan, alemdar Polat göndermiş birilerini, arıyorlar çatınımı. Ya başkan, nasıl oldu bu iş? Ben hiç anlamadım ha. Yani kesin Cevat mı yaptı diyorsun bu işi ha? Şerefsiz. Ben daha Yıldırım'ın acısını içinde dindiremeden o geldi benden çetini aldı. Yani Vado, şimdi hiç sırası değil ha. E o Vado'nun da biraz sıkıntısı var ha. Vado kim? Ne Vado'su? Ya bizim yegan yok mu? Hani sana benzettiğim. Kurtulmak mı istiyorsun Vado'dan? Ver yanıma. Benimle iki gün geçsin, onu da öldürsünler. Kendine haksızlık etme başkan. Alo, Vado. Neredesin? Bak başkan da burada, çabuk gel ha. Uzaktan takip edin albayım. Öfkeyle bir şey yapmasını istemiyorum Murat'ın. Teşekkür ederim. Usta albay bir şey yapabilecek mi? Bilmiyorum Memati. Bir görüşeyim bakayım ne çıkacak. Biz de gelelim mi abi? Abdüley, firarisiniz. Ortak bir yerini yayıp oturacağına sen de gitsene ustayla. Ben emekliyim ortak artık. Tataroğlu mevzusu devam öyle mi? Benim öldüğümü görmeden Tataroğlu peşimi bırakmaz. Hayırlısı. Kimi arıyorsun ortak? Ebru yengeyi bir arayayım bakayım. Yeğenimizi de bir göremedik. Ulan biz oğlumuzu göremedik. Sen de yeğenini iki görme, ne var? Ebru'cum ben ne yapayım bakıcı gelmediyse? Polat sen bir şey yap diye aramadım ki. Haber vermek için aradım. Canım bebeği de al anneme git, olur mu? Olmaz canım, ben bakarım. Ne yapacağız Polat amcanla? Hiç mi sevmiyor beni? Ha? Alo. Yenge benim, Ali'nin babası. Telefonda isim vermemek için Ali'nin babası diyorum. İhtiyarlar boşuna çoluk çocuğu yasaklamıyorlar demek ki. Bak, koskoca ortağım ne hallere düştü. Bilmediğin şeyler hakkında konuşma ortak. Sen çocuk sevgisini nereden bileceksin? Alo, alo. Tamam yenge, bir sesini duyayım dedim. Evdesin sen. Ne zaman mı geliriz? Onu Allah bilir. Hadi görüşürüz yenge. Yok yok, yaşlandın abi. Ortak, Zula'da araba var mı? Var ortak. Kazım yürü gidiyoruz. Nereye abi? Usta gelene kadar bir gidip bakalım. Yengenin çocukla ilgili bir ihtiyacı var mıymış? Abi telefonla konuştun ya. Telefonda her şey söylenmez Abdüley. Memati abi. Abi evden çıkmayın dedi. Her yerde aranıyoruz. Yollar tehlikeli. Abdüley. Ben oğluma babam korkak, korktu, beni görmeye gelmedi dedirtir miyim? Yürü Kazım.